anlattık değil mi hanımlar? Evet. Anlamayanlar ya da bir sorusu olan var mı içinizde? Buyurun, çok kısa alacağım ama hemen. Onun içine yumurtayı koymadan yesek aynı işlem yapmaz mı? Yumurta mesela haşlanmış yumurtayı sevmiyor. Olur, mi? Ama olur. Böylesi faydalı. Yumurta yerine ton balığı veya haşlanmış tavuk eti, biraz beyaz peynir de koyabilirsiniz. Sadece kuru börülce salatası olarak da yiyebilirsiniz. Ben yumurtayı çok sevdiğim için haşlanmış yumurta olarak koydum. Ama aynı zamanda biliyorsunuz protein değeri açısından çok kaliteli. Siz istemezseniz koymayın. Koymak zorunda değilsiniz ama. Aşkım. Efendim? Şimdi sahrabı biliyorsun. Evet. Karadeniz yemekleriyle geliyor karşımıza. Hadi bir görelim Sahra'yı. Bugün Karadeniz sofrasındayız. Sporumuzu bitirdik ve şahane yemekler yapıp yiyeceğiz. Evet, bugün sevgili Sait Bey bizi ağırlayacak. Sarap Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza efendim. Sağlık. Çok teşekkür şerefler ediyoruz. Şimdi hem yapacağız hem yiyeceğiz. Tabii, buyurun efendim. Sohbet edeceğiz. Ben hadi buyurun. Bakalım gidiyoruz. Buyurun. Evet, bugün size Karadeniz sofrasını anlatacağız. Benim en sevdiğim sofralardan biri. Her ne kadar biz de kıyıdan olmasak bile, Gümüşhane'liyiz, biz de Karadeniz'iz. Biz Zigana'ya geçip Trabzon'a gidiyor veriyoruz biz de artık. Ekrem Usta'cığım, siz Karadenizlisiniz değil evet, mi? Evet efendim. Rize'nin? Ardeşen Tunca köyünde. Ve tabii ki Karadeniz'de olduğu için, Karadeniz'de bir usta olduğu için Karadeniz yemeklerini de çok güzel yapıyor. Turşu kavuracağız. Başka evet. Ne yapacağız? Muhlama yapacağız. Muhlama yapacağız. Bir de kuru fasulye efendim. Buranın bir kuru fasulye pilavı var. Yemelere doyamazsınız. Biz dedik ki Ekrem Usta, bu kuru fasulye pilavın bize püf noktasını bir anlatın. Tabii. Sakın bizden ayrılmayın. Bütün püf noktalarını sizle paylaşacağız. Evet, turşu kavurması yapıyoruz. Ama çok önemli bir konu var, sizle paylaşmam lazım. Bu sapsarı Trabzon tereyağı. Biz buna vatlı kibir yağı diyoruz. Evet efendim. Şimdi tereyağımızı erittik. Sonra Ekrem Ustacığım ne yapıyoruz? Önceden hazırladığımız soğan ve biberi atıyoruz. İri iri doğranmış soğan ve biber. Bu turşuları da siz yapıyorsunuz. Evet. Bunları, efendim. Bu turşuları suyunu süzüyorsunuz evet, değil mi? Evet efendim, tabii yıkanıyor. Tekrar bir tekrar yıkanıyor, evet. Tuzu gitsin tabii, diye. Tabii efendim. Lahanadan yapıyoruz. Lahanadan da yapıyoruz, evet. Yani turşu ne yapıyorlarsa o turşuyu çıkarıyorlar, suyunu süzürüp bir sudan geçirip kışın bunu böyle soğanlı bir harçla evet. Kavuruyor. Evet, karışık turşudan da oluyor bunlar aslında. Önceden hazırladığımız fasulyeyi atıyoruz. Peki. Bu tabii Karadenizli hanımların en çok yaptığı yemek bu evet, turşu efendim, kavurması. Tabii, tabii. Yalnız bizim Zülal Hanım var. Zülal Hanım teyze diyelim. Trabzonlu. Onlar bol salça da koyuyorlar. Salçalı da olabilir. Tabii isteğe göre olabilir. Biraz nane de koyuyor. Tabii, tabii, taze tabii. Nane. Biraz maydanoz. Taze soğan, maydanoz hepsi oluyor. Buna tuz yok. Tuz yok. Tuz zaten kendi tuzdur. Baharat da koymayız hiç, değil mi? Yok. Karadenizler biraz çok fazla baharat kullanmıyorlar. Bunun yanına en çok uyan şu mısır ekmeği değil evet mi? Evet efendim, mısır ekmeği. Bunu ne kadar kavuracağız mesela? Yarım saatte. Yarım saat kadar. Evet. Karıştıra karıştıra kavurup evet. Sonra da bunu servise sunacağız. Servise sunuyoruz. Ekrem Usta artık oldu değil mi? Yavaş evet, yavaş alıyoruz. Aa, ekşili ekşili ne kadar güzel. Ekşi olduğu için biraz da şeker atabiliriz tatlı. Tat versin. Tabii bu kadar turşuyu yıkadık tabii defalarca yıkandı evet, turşu. O tuzlu suyu gitti ama içine silmiş oluyor. Evet. 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 Ben ekşi tadı severim ama sevmeyenler için biraz tabii. Böyle toz şeker atarak da o ekşiliğini almış olur. Almış olur. Sanıyorum Türkiye'de en sevilen yemeklerin başında kuru fasulye evet, pilav efendim. Gelir. Kimisi çok güzel yapar. Ben de güzel yaparım kuru fasulyeyi. Ama tabii Ekrem Usta benden de güzel yapıyor. Ama bunun püf noktalarını öğrenmek isteyenler de vardı. Tabii. Şimdi anlatalım Ekrem Usta. Her şey fasulyeyle başlıyor değil mi? Evet efendim, her şey fasulye. Ne fasulyesidir bu? İsmi Erzurum kuru fasulyesi. Şimdi efendim püf noktalarını anlatalım. Önce ne yaptık? 1 kilogram kuru fasulyeyle ilgili tarif verelim. Söyleyin siz Ekrem Usta. Biz bunu bir gün önceden istiyoruz. 14 saat suda kalacak. Peki. Tabii bunu suya koyduktan sonra 4-5 sefer suyunu değiştiriyoruz. 12-14 saat geceden suda kaldı. Kaldı. Sabah kalktık, suyunu süzdürdük. Süzdük.
Sonra? Tekrar su veriyoruz. Temiz suda bir daha haşlıyoruz. 10 dakika suyun içinde kaynayacak tekrar. Tamam. Su kaynadı, 10 dakikada kaynayacak. O köpüklerini aldıktan sonra köpüğü azalıyor zaten. Tamam. Azaldıktan sonra. O üstteki köpükleri alacağız. Evet, alacağız. Çünkü gazı onlar yapıyor, evet, değil mi? Evet efendim. Kuru fasulye gaz yapıyor biliyorsunuz bu bakiyatların böyle bir sorun. O yüzden o köpüklerini bolca aldığımız zaman o zaman gazını almış oluyoruz. Evet, evet. Gaz problemi kalmıyor. Peki sonra? Sonra bunu bir süzgecin içinde süzüyoruz. Peki. Soğuk suyla iyicene yıkıyoruz. İyice yıkıyoruz. Evet efendim. Peki. Şimdi gelelim artık kuru fasulyeyi pişirelim. 250 gram tereyağı. Peki. 2 adet soğan. Peki, 2 soğan. Doğranmış. Tamam. Yağın içine atıyoruz. Yağın içine attık. Evet. İyicene kavuruyoruz. Peki. Öldükten sonra... Tamam. 1,5 kaşık tuz atıyoruz. Tuz atıyorsunuz, tuz. Peki. Tuz attıktan sonra yarım saat kaynıyor onu. Yarım saat kaynayacak. Peki, hala soğanı kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Tamam. Ondan sonra 150 gram salça atıyoruz. Tamam, domates salçası. Peki, kullanıyoruz. Peki. Tekrar yarım saat kaynıyor. Pekala. Kaynadıktan sonra hazırladığımız, süzdüğümüz kuru fasulye içine atıyoruz. Peki. Ondan sonra 300 gram kavurma atıyoruz. Bu tabii Rize kavurması. Rize kavurması. Yani dünyanın en güzel etlerinden biri bu kavurma herhalde. Evet. Biz kavurmamız yoksa önceden haşlanmış et kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. Pekala. Kavurma attıktan sonra yarım limon sıkılıyor. Yarım limon sıkılıyor. Evet. Püf noktaları. Kuru fasulyeyi suya saldıktan sonra yarım limon suyu sıktık. Bir. İkincisi. Üç kaşık bal atıyoruz. Evet. Ekrem Usta diyor ki 2 kaşık da bal katıyoruz. Evet. Şimdi onları da katıp kaynatıyoruz. Kaynatmıyoruz. Fırına veriyoruz. Ha. Biz evde kaynatıyoruz ama siz böyle bir tencereniz var değil mi? Çelik tencereniz ya da var. Çelik tencereden yapıyoruz bunu. Peki. Fırına. Çelik tencereyle birlikte fırına atıyorsunuz. Fırına veriyoruz. Ve bunu 2 saat kadar pişiriyorsunuz. 2 saat pişiriyoruz efendim. Gidip gelip tencereyi böyle bir sallıyorsunuz. Her 15 dakikadan bir sallıyoruz. Evet. Suyu azaldığı zaman tekrar su ilave ediyoruz. Peki. Bakar mısınız? Bu şahane bir kuru fasulye. Helmelenmiş değil mi? Evet. Erimiş neredeyse kuru fasulye. Afiyet olsun. Yani. Hani yeme de yanında yat değil mi? Öyle derler. Evet. Bu kuzu gibi filan olmuş. Şimdi mısır unu muhlaması yapıyoruz. Evet efendim. Buyurun, nasıl yapıyoruz? Önceden? Tereyağı. Sarı renkli Trabzon baklı kebir tereyağı. Tereyağını unsuz atıyoruz. Olmaz. Tamam. Bu peynirin özelliği nedir? Bunlar tutsuzdur. Tutsuz. Çil peyniri desek daha güzel olur. Bir porsiyon mıhlama yapıyoruz. 2 kişi doyar bunu. Bence 2 kişi de doyar. Evet. Yaklaşık böyle bir 100 gram kadar tereyağını erittik. Evet. Bunun üzerine ne koyun? Ne i̇ki kadar? 2 kaşık. 2 kaşık. Bir. 2 gibi. Bir yarım daha atabilirsin. Şimdi bir yarım biraz daha fazla aldı. Tamam. Evet. Tamam. Bu mısır unu, bu da memleketten geliyor değil mi? Evet. Mısır ununu helva kavurur gibi kavuruyorsunuz. Biraz yandığı zaman daha güzel oluyor. Un kokusunu alıyor. Un kokusunu alıyor. Evet. Pekala. Şimdi. Ve sıcak suyu üzerine atıyoruz. Şöyle. Bir fincan kadar sıcak su koydunuz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Unun kokusu az gördüğünüz, un fazlaysa biraz daha ilave edebiliriz suyunu. Peki. Yağ kendini bırakıp bıraktı. Üstüne çıkmaya başlayınca artık peynir yeter bence. Biraz daha su ilave edelim. Biraz da su ilave edelim açsın diye. Evet. Müthiş bir görünüm. Harikasınız. Aman da aman. Harika oldu bu. İşte mıhlama. Rize kavurması yapıyoruz değil mi? Evet efendim. Yine tereyağımızı koyduk, erittik. Pekala, buyurun. Önceden doğradığımız soğan, sivri biberi üzerine atıyoruz. Pekala. Kavurmamız bunu, var, hazır. Bunu kurdu. Biraz öldürüyoruz soğanla tamam. Biberi. Tamam. Şimdi artık kavurmamızı ilave edelim. Güzel. Bu da Rize kavurmamız. Rize. Efendim yemeklerimizi pişirdik.
ve işletme müdürümüz sevgili Sait Bey ile birlikte sofrayı donattık ve oturduk. Merhabalar. Merhabalar Sarap Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu muhteşem bir Karadeniz yemekleri ve biz bugün Anzer sofrasında bu yemekleri tadıyoruz. Bu yemeklerimiz nelerdir? Bize bir anlatır mısınız? Bizim vazgeçilmezimiz bir defa lahana çorbamız vazgeçilmemizdir. Tamam. Artı ikinci sırada muğlamamız. Bu muğlama tabii evet ki. Efendim. Bunun hastasıyım ben de. Aman, ne aman güzel, Tanrım ne güzel. Şu. Bu ikili muhteşem. Değil mi? Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav zaten olmazsa olmazlarımızdandır. Olmasın. Spor yaptık güya. Allah yardımcımız olsun. Yok, kilo aldırmaz. O kilo aldırmıyor. Aldırmıyor. Bunların hiçbiri kilo aldırmıyor. Kesinlikle. Laz böreğimiz var. Elbette ki sütlaçsız olmaz. Olmaz. Hamsiköy sütlacı. Laz böreğimiz var. Giresun kadayıfımız var. Evet. Turşu kavurmamız burada. Karalahana dolmamız var. Burada. Yine şahane. Şekilde. Ayrıca Trabzon güvecimiz burada. Mevsim sebzelerinden oluşan bir yemeğimiz. Belki merak edenler vardır. Bu nedir diye. Sait Bey sağ olsun Havva Hanım bunları bana hazırladı. Mısır unumu aldım. Bir de hiçbir fasulyemi aldım. Bunları eve götürüp bizim uşaklara da bir pişireyim yani değil mi? Afiyetle yiyin efendim. Bizim uşaklarda beklerler. Beklerler. Bir Karadeniz misafirperverliğini bugün yine yaşadık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim. Bay bay. Hoşça kalın. Ah Sahra, ah ne diyeyim ben sana.